GMG Kastamonuspor bugün Kırşehir Belediyespor deplasmanındaydı. Etkinlik gösteremediğimiz karşılaşmadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldık. Belki şutumuzun olmadığı bir maçtı. Biraz önce eksikliklerimizi saydın. Onları senden tekrar isteyeceğim ama golleri de söyleyelim. 20. dakikada Ahmet Karadayı, 70. dakikada Eren Taşkın attığı gollerle Kırşehir Belediyespor galibiyetle ayrıldı. GMG Kastamonuspor 22 hafta sonunda 20 puanda kaldı. Düşme potasındayız. İyi ki bizim gibi düşme potasında olan takımlar da puan kaybediyor. Sürpriz puanlar kaybediyor. Belki ligde kalma yolunda her puanın önemi var kazandığımız puanın ama rakiplerimizin de kaybettiği puanlar da bizim için önemli. Kesinlikle öyle. Serkan, öncelikle maçı izledin. İzledim. İzledik. Ne söylemek istersin? Ya bence Kastamonuspor'u Bodrum Spor ve Kırşehir maçlarını bir bütün olarak ele almak gerekiyor Kastamonuspor dosyasında. Çünkü iki karşılaşma birbirini oldukça yakından ilgilendiren bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum ben. Gazi Stadı'nda oynadığımız Bodrum Spor maçında aslında 90 dakika boyunca bence ortaya koyduğumuz mücadeleyle maçı kaybetmeyi hak etmemiştik. Bodrum Spor karşısında. Son dakikada 92. dakikada Recep Yılmaz'ın kendi kalemisine attığı golle mağlup olduk. Yani aslında bir puan kaybettiğimizi düşünüyorum ben Bodrum Spor maçında. Ancak bu maçtaki en büyük kayıplarımız bizim. Yayının başında da söyledim. Metin Can Cici, Oğuzhan Doğan ve Hakan Olkan'ın kart cezalısı durumuna düşmesi oldu. Hakan Olkan bir karşılaşmada ikinci sarıdan oyundan atıldığı için 4 sarı kart sınırını doldurdu. Belki bu bir taktik olabilir antrenör açısından bakıldığında. Zaten Kırşehir Belediyespor karşısında tam kadroda gitsek favoriyiz biz 3 puanı alacağız deme gibi bir durumumuz yoktu Kastamonuspor olarak. Bu karşılaşmada bence 3 önemli ismin sarı kart cezasını doldurması önümüzdeki 6 haftalık... Evet. Belki de bu maçı yani işte maalesef yapılmaması lazım ama gerçekçi bakmamız lazım. Bu maç kağıt üstünde GMG Kastamonuspor'un kazanabilme ihtimalinin düşük olduğu bir maçtı. Bundan dolayı belki de Bodrum Spor maçında bu oyuncular kart cezasını doldurup önümüzdeki biraz sonra paylaşacağımız zorlu periyoda da sıfırdan girmek istemiş olabilir. Hem de dinlenip olabilir. Girmiş olabilir. Ya zaten sezon boyunca bizim en çok bahsettiğimiz konu neydi sen de burada? Kastamonu Spor iyi mücadele diyoruz. Aslında orta sahaya bir karakter koyuyor takımımız. Ama bir türlü hücum attığında sonucu götürecek, puanı kazandıracak, aksiyonları yapabilecek futbolcu eksikliği yaşıyoruz demiştik. Bunu da Levent Hoca son haftalarda özellikle uygulamaya koydu. 10 haftadır falan aynı taktikte oynuyoruz biz. 3-5-2, 5-3-2 gibi taktikle gibi uyguladığı bir taktikle Oğuzhan Doğan ve Metin Can Cici üzerinden hücuma çıkan bir takım var Kastamonuspor. Bu iki oyuncunun birden Kırşehir deplasmanında olmaması zaten hücum gücümüzün neredeyse %80'ini aldı takımdan. Hakan Olkan da savunma önünde oynayan aslında ilk topları daha çok rebound, hani basketboldaki rebound diye tabir ettiğimiz savunmadan seken topları toplayan isimdi. Onun da olmamasıyla birlikte hem hücumda hem de orta sahada önemli eksikler vardı takımda. Bir de bu oyunculara Birkan Öksüz'ün sakatlığından dolayı eklenip oynayamaması zaten kısıtlı olan kadroyu iyice daraltmış duruma daralttı. Yani Kırşehir'de... Serkan, bu aslında bizim için bir dezavantaj olarak gözüküyor şu anlık ama avantaj olur mu dersin? Bu zorlu cezalarda. Bu cezaların ortadan kalkması artık. Kesinlikle. Zaten Kastamonu Spor için birazdan bahsedeceğiz. 6 maçlı bir periyot var bu maçtan sonra. Orada alacağı puanlar bütün sezonun kaderini belirleyecek. Bu maçlar öncesinde Metincan'ın, Oğuzhan'ın ve Hakan'ın dinlenmiş olması hem de cezalarını tamamlamış olması bizim için belki bir avantaj olarak geri dönebilir. Ancak ben bugünkü karşılaşmada şutumuz dahi yok, yok. Serkan. Yani muhtemelen ikincilikte bu istatistikler tutulmuyor ama top oynama istatistikleri tutulmuş olsa %80'e %20, %85'e %15 gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirdik. Hücum hattında Oğuzhan'ın, Metincan'ın olmaması. Zaten biz büyük olasılığı şeyde büyük nasıl denir ona? Zaten Oğuzhan Doğan üzerinden oynayan bir takım vardı sol kanattan. O savunma arasına attığımız koşullarla birlikte hücuma çıkıyorduk. Oğuzhan'ın olmaması, hücum hattında Eren Evin ve Kerem İmamoğlu forma giydi bu maçta. İkisi de
aslında Oğuzhan Metincan gibi gezici oyuncular değil, daha çok böyle savunma arasında girip boğuşacak, ceza sahası içerisine geldiği zaman gol yapabilecek isimler. Böyle hal böyle olunca bu maçta mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Şimdi bu hafta sonuçlarına da bir bakalım mı? Nasıl bakalım. Sürpriz sonuç vardı? Bir de şunu da söylemekten geçemeyeceğim ben. Biz burada dedik ki transfer tahtası kapalı olan bir takımın Harun Aydın ve Alican Karadağ gibi isimleri gönderme gibi bir lüksünün olduğunu düşünmüyorum demiştim ben burada. Şimdi bu maçta da gördük. Birhan sakatlığı yüzünden oynayamadı. Hakan Olkan cezalı durumu düştüğü için oynayamadı. Orta sahada merkezde Hazar Daşçı ve Mert Arabacı ile oynadık. Aslında bu ikisi de stoper özellikli isimler. Faruk Hocal, Özgür ileri, Özgür Yılmaz, Hakkı Can Aksu, Hazar Daşçı, Mert Arabacı. 5 tane stoper özellikli futbolcu ile sahaya çıktık bugün. Bu takımın üretmesini beklemek zaten hayalcilik olur hücum hattında. Alican ve Harun olsaydı Hazar ve Mert kadar orta sahada mücadele edemez miydi acaba? Yorumlar, iyi yayınlar dileklerini iletenler var. İyi yayınlar, uyumumuz çok iyi ve çok iyi bir program yapıyorsunuz. Başarınızın devamını dilerim demiş. Teşekkür ederiz Alpay Aydın'a. Erkan Yılmaz, güzel yayınlarınız olsun. Güzel yürekli kardeşlerim demiş. Teşekkür ediyoruz. Abdülaziz Baş, iyi yayınlar. İsim vermek iyi olmaz ama bazı genç oyuncular sezon başından beri hiç gelişim gösteremedi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Özellikle Santrafor'da bir isim var. 20 tane maçta hiç değilse bir tane gol atması gerekirdi. Eren'den bahsediyor sanırım. Eren de olabilir, Kerem de olabilir. Gelişim şimdi, gösterme durumlarını soruyor. Ya şimdi şöyle bir durum var. Genç futbolcuların gelişim gösterebilmesi için bir oturmuş bir sistemin işleyen bir çarka ihtiyaç var. Yani bu oyuncuları sen çık ilk defa profesyonel olmuş futbolculara çık bizi kurtar dersen bu oyuncular o baskının altında kaybolup gider zaten. Zaten bizim şu an bu oyuncuları biraz da geliştirelim diye değil, mecburiyetten oynatıyoruz. Elimiz kadroda futbolcu olmadığı için oynatıyoruz. Şimdi orta sahada Mert'le, Hazar'la oynarsak, kanatlarda Berkan Aydeniz sanırım Almanya'dan geldi devre arasında. Berkan Aydeniz'le oynarsak, hücum hattında Kerem'le, Eren'le oynarsak, bu futbolcuların hepsi bir arada oynadığında başarılı olmaları, gelişim kaydetmeleri çok zor olur bence. Bizim işleyen bir çark, mesela iki sezon önceki takımdan bahsedelim. Erkan Taşkıranlı, Soner Dikmenli şimdi mesela Gençler Birliği'nde oynuyor. Ondan sonra kanatta bir tarafta Abdülaziz Solmaz'ın olduğu, Erkan Taşkıranlı olduğu, forvet arkasında Ozan Kılıçoğlu'nun olduğu sezonda mesela Eren Evin'in kullanmış olsak kesinlikle gol ve asist sayılarına ulaşabileceğini düşünüyorum ben. Ancak arkasında da zaten onları destekleyecek isimler olmadığı yani için. Yani biz her zaman vurguladığımız şey bu değil mi Serkan? Takım oyunu. Kesinlikle öyle. Yani takım oyunu, futbol bir takım oyunu her zaman söylediğimiz gibi. Bu oyuncuların gelişebilmesi için, bir kademe ilerleyebilmeleri için oturmuş bir sisteme ihtiyaçları var. Yani bir işleyen çarkın içerisinde onları dahil edeceksin. Daha sonra bu çarkın içerisinde onların yıldız olmasını, bir kaç kademe ilerlemesini bekleyeceksin. Ancak bizim şu an zaten takımımızda işleyen bir çark yok. Biz yeni bir çark yaratmaya çalışıyoruz elimizdeki malzemeyle. Bu oyuncular da ellerinden geldiği kadar mücadele ediyorlar ama izleyicimizin de söylediği gibi sezon başından bu yana bir varlık gösteremeyen oyuncular oldu gerçekten. Yani burada ben oyuncuya değil de daha çok takım olgusunda sorun olduğunu düşünüyorum. Aynı bu yorumu yapan Abdülaziz Baş, Burak Demir diye bir oyuncu ile profesyonel sözleşme imzalanmıştı. Giresunspor altyapısında önemli maçlara çıkmış ama Türkiye Futbol Federasyonu sitesinde lisansı görünmüyor, kadroya da mı alınmıyor, bilginiz var mı demiş. Bunun geçtiğimiz hafta GMG Kastamonuspor Kulüp Başkanı ile konuşmasını yapmıştık. O oyuncu havuzunu taradıklarını söylemişti ve alabildiğimizi aldık demişti. Alma potansiyelimiz olan herkesi aldık demişti. Burak Demir gözlerden kaçtıysa buradan yönetime tekrar söyleyelim. Benim takip ettiğim bir oyuncu değil Burak Demir. Ve Hazar Daşçı bugün iyiydi, güzel top dağıtıyor. Savunmada önemli bir isim olabilir. Gelişim gösterirse demişler. Herkes için aynı şey geçerli. Gelişim gösterebilirlerse, bir iki tık üzerine koyabilirse bütün futbolcular önemli bir potansiyele sahip zaten. Altyapıdan çıkan çocuklarımızın hepsi. Ama söylediğim gibi burada genç arkadaşlarımıza yüklenmek yerine takım olgusundan bahsetmemiz gerekiyor bence.
Ya şimdi Hazar Daşçı'ya ne söyleyebilirim ki ben? Hayatında ilk defa profesyonel olmuş. Bir de oynamaya çalıştığı takım küme düşme hattında neredeyse o bütün karşılaşmalarına final maçı gibi çıkması gereken bir takımdan bahsediyoruz. Yani bu takım içerisinde bu baskının altında eziliyorlar biraz ama bunlar futbolda o bazen oluyor yani. Kırşehir Belediyespor'un yedekleri 10 kişi iken bizim yedek kulübemiz 5 kişiyle Kırşehir'e gittik. Durum hiç iyi değil. Allah yardımcımız olsun demiş Naci Aslan. Hakan Volkan'a ne oldu demiş. Cezalı. Cezalıydı söyledik. Ve önümüzdeki fikstürdeki maçlarla ilgili yorumlar var. Birazdan ona değineceğiz. Eline boyuna onu alacağız. Her sezon Atakan, Oğuzhan, Hazar gibi memleket çocuklarını takıma kazandırılırsa bu takıma bir şey olmaz. GMG Kastamonu Spor çok şey kazanır. Evet, doğru Barış Ayaz'ın dediği. Peki buna sabredebilecek miyiz? Bir de bence sabretmemiz lazım. Ben ona sorayım. Mesela şimdi bu sezon diyelim ki Allah göstermesin küme düştük. Sezon sonunda transfer tahtası açılmadı. Üçüncü ligde de şimdi küme düştüğümüz zaman sözleşmesi biten futbolcular da var. Onlar da takımda kalmak istemeyeceklerdir. Ayrılacaklardır muhtemelen. Şimdi biz şu anki takımda oyunculara sabretmiyoruz. Önümüzdeki sezon 3. ligde de yine düşmeyi oynarsa bu sabrı gösterecekler mi acaba taraftarlar? Abi niye 3. lige düşürdün? Dur. Ben düşürmedim. Hayır şimdi onun için söylüyorum. Mesela Hazar'ı beğenmiyor. Beğenmeyenler var. Eren'i, Kerem'i. Onun için diyorum yani ben. Evet. Adem Keloğlu Federasyon Başkanı demeci den dolayı başkanı ve takımımızı kutluyorum. Bir maç daha alacağız inşallah. Bu maç sonu Dublin kazanırsa inşallah demiş. İnşallah. Handball'la ilgili bir yorumu. Önümüzdeki periyotla ilgili yorumlar var. Teknik eğitim ve yönetim korona salgınına çok dikkat etmeli. Bursa Spor'da 11 kişi korona olmuş demiş. Evet dikkat edilmeli. Evet şöyle bir baktığımda genel olarak yorumları okumuş oldum. Sedat Kalem, Levent Hoca'nın geliştirici olduğunu ve devre arasında fırsatını iyi değerlendirmesini bekliyordum. Ama ne yazık ki geride kalan 3 maç umut vermedi demiş. Serkan, şimdi bu arada şu Kırşehir maçıyla ilgili şunları da söyleyeyim. Kırşehir Belediyespor maçını Kırşehir'in bir taraftar sayfası verdi. Orada yapılan yorumlar, maçı anlatım, tırnak içerisinde anlatımla ilgili eleştiriler gelmiş. Arkadaşlar kare bile almıyoruz. Gerçekten hiç doğru bir iletişim stratejisi değildi. Kırşehir'e yakışmadı. Kırşehir camiasına yakışmadı. Arada hiçbir husumet, hiçbir şey yokken Kastamonu'ya hak etmediği sözler söyledi oradaki vatandaş her kimse. Ve Kastamonu'nun ipini çekti diye bir ifade kullandı. Kastamonu'nun ipini çekerlerse bomba gibi Kırşehir'de patlar. Bunun da söylemek istiyorum. Cevaben aslında hiç söylemeyecektim. Yorumda geldiği için bunu da ifade etmiş olayım. Serkan önümüzdeki periyoda bakalım mı? Bakalım. Ne derler? Ölüm kalım dönemine giriyoruz. Düğümün çözüleceği maçlar olacak. Bu maçlarda dinlenmiş çıkacağız umuyoruz. Ve o dinlenmişliğin verdiği enerjiyle de galip ayrılmayı temenni ediyoruz. Mamak'la oynayacağız. Gazi Stadı'nda çok 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 önemli bir maç. Ligin kader haftalarından Kastamonu Spor için dönümü diyebileceğimiz, sezonun dönümünün diyebileceğimiz bir maç. Kazanmamız gerekiyor. Pendik maçı var. Sonrasında deplasmana konuk olacağız. Ondan sonrasında Elazığ Spor'u konuk edeceğiz. O da çok çok önemli bir karşılaşma. Bugün de çok kritik bir mağlubiyet aldılar. Ona da değiniriz. Bayburt deplasmanına konuk olacağız. Bayburt bugün çok farklı kazandı. Transferleri artık yavaş yavaş alışmaya başladı. Devre arasında transfer yasağını kaldırmıştı Bayburt. Artık ligden düşmeyeceğim sinyalini veriyor Bayburt. Ve Serik Belediyespor'u Gazi Stadı'nda konuk edeceğiz. Ve sonrasında da Karabük Spor'a konuk olacağız. Serkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 haftalık bir maç saydım ki sana birbirinden önemli karşılaşmalar. Kesinlikle bunların her biri 3 puan değil 6 puanlı karşılaşmalar bence. Çünkü hepsi direkt bizim küme düşme hattındaki rakiplerimizle oynayacağımız karşılaşmalar. Bu maçlarda alacağımız puanlar
Kastamonuspor'un bu sezonki durumunu belirleyecek bence. İlk devrede bu 6 maçta ben baktım ilk devrede 8 puan toplamışız. Mamak'la beraber kaldık. Deplasman'da Pendik'e yenildik Gazi Stadı'nda. 4-1. Elazığspor'a 3-2 yenildik. Bayburt'u yendik. Doğru, 8 puan çıkmış. Serik'le beraber kaldık ve Karabükspor'u yenmiştik. Evet. 8 puan çıkarttık. Evet. Ben iddia ediyorum 12 puan veya minimum 10 puan toplayamazsak bu 6 maçlık periyottan bu sezon işimiz çok zor. Yani bir Mamak maçı ahlar vahlar içerisinde gitmişti. Serik maçı keza öyle. Serik maçı ama kağıt üstünde gerçekten çok zor bir maçtı. Serik. Zor. Ben oradaki alınan bir puanı kazanç olarak sayıyorum. Yani bir de teknik direktörsüz çıkmıştık o karşılaşmaya. Ve onun ardından da Kardemir Karabükspor. Sanki ilk devreden daha farklı bir durum var. İlk devredeki puanı bu devrede de alırsak yeter mi diyorsun? Ben yeter diyorum. 8 puan. 8 puan çünkü şöyle önümüzde işte Sivas Belediye gibi, Konya gibi hedef takımlarla bu sefer içeride oynayacağız Serkan. İçeride oynayacağız ama onun haricinde Turgutlu gibi Elbette yani onlar ilk devrede de var. Van, Sakarya, Eyüp. 20 puan 19 puanla devreyi tamamladı. Tabii ki 12 puan çok rahatlatır. Bizi çok rahatlatır. Yani şimdi ben şöyle düşündüm. Mamak, iç karşısında yenmemiz lazım Mamak. Pendik mağlup olabiliriz deplasmanda ama ben 1 puan yazmak istiyorum Pendik deplasmanına. Elazığspor'u Pendik de kötü bir takım değil. Yani bu. Sonuçlar. Yani mağlup olabiliriz Pendik'e. Hani onu 0 puan yazabiliriz ona. Elazığspor kesinlikle Galatasaray'ın mağlup etmemiz lazım Elazığspor'u. Bayburt mağlup olabiliriz. Serik ve Karabükspor maçları. Şimdi Serik maçından beraberlik, Karabük maçından galibiyetle ayrılmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Yani Karabük, Elazığ ve Mamak'ı mağlup edip 3-6-9 Selik'le de beraber kalıp 10 puan Kastamonuspor için yeterli olur. Ama burada Elazığ'a veya Selik'e kaybedersek Gazi Stadı'nda o zaman tehlike çanları, SOS'ler. Çünkü bunlar hep 6 puanlık maçlar. Direkt rakiplerimizle oynuyoruz biz burada. Dediğim gibi burada aslında 18 puan değil de 18 çarpı 2 36 puan yatıyor. Çünkü sen kazanacaksın, rakibine kaybettireceksin. Evet. Yani bu sayede kümede kalmadığına çok büyük avantaja sahip oluruz. Yani 30 puan üzeri geçersek bu periyodu. Yani Kardemir Karabükspor, Elazığ'da 2-0 yendi Serkan. Bu bir inşallah çöküş başlangıcıdır. İnşallah Elazığ'da. Bizim için çok önemli. Zaten Karabükspor'un küme düştüğünü artık herkes biliyor. Yani komşilimiz üzülüyoruz gerçekten. Süper Lig'de oynadılar, UEFA Kupası'nda mücadele ettiler zamanında. Yani çok dikkat etmemiz lazım o maçı da. Kağıt üstünde kolay, kaybetmek zor yok. Şampiyonla oynadığımız sezon Karabük'le beraber kaldık. Belki de Karabük bizi şampiyonluktan etti ama kesinlikle. Bu sezonda ligde tutacak bir galibiyet aldı Elazığ karşısında. Kesinlikle. Yani Karabükspor'a üzülüyoruz aslında buradan komşiliğimizde ama bizim Karabükspor'u mağlup etmemiz mesela lazım. Mesela Pendik Spor diyoruz ya Serkan. Turgutlu'yu 3-0 yendi. Yani şampiyonluk yarışında olan bir ekipten bahsediyoruz. İşte Pendik ve Bayburt'a ben mağlup olabiliriz. Onlara hiçbir itirazım yok ancak Mamak, Elazığ, Serik ve Karabük maçından mümkünse 3 puan almamız Mamak lazım. Mamak bugün 5-1 yenildi Etimesgut'a. Mamak da çok iyi takım değil. Değil, yani biz burada işte Oğuzhan'la Metincan sağlıklı dönerse Hakan Olkan yine kadroda olacak. Şöyle baktığımda benim hedef maç olarak yazdığım maçlar var bazen Serkan. Hedef maç olarak yazdığım bütün takımlar yenildi. Bir de artık Karabükspor. Karabük, Elazığ, Pazar, Sivas Belediye, Mamak ve Karatay Konya maçlarından bizim kesinlikle puanlar çıkartmamız lazım Serkan. 20 puanımız var şu an. Ben hep diyorum 36-37 puan olmazsa küme düşeriz. 35-36 lazım çünkü belki daha da fazlası. Fazlası lazım. Önceki yıllar gibi 18 takımlı değildikler artık. 20 takımla mücadele ediyoruz. Onun için puan skalası biraz daha yükseldi. Mesela önceki yıllarda 32-33 puan belki kümede tutuyordu sizi ama artık kümede kalmak için bence 36-38 puan toplamamız lazım. Bu 6 maçta da alabildiğimiz kadar. Şimdi şeyle biz takımla Mamak maçı öncesinde belki eğitmanlarda falan bir araya gelebileceğiz ama buradan seslenelim. Arkadaşlar Mamak maçıyla beraber teknik eğitimimize, yönetimimize, sporcularımıza, camiamıza seslenmemiz lazım. Mamak maçıyla beraber bizi çok zorlu ve çok önemli bir
periyot bekliyor. Lütfen kenetlenelim. Bu haftadan itibaren bu haftaya geldiğimiz sürece kadar ne yaptıysak onları yapmayalım. İyi olanları yapalım ama bundan sonra özellikle bu haftadan itibaren taraftarlarımıza, yönetimimize, teknik heyete ve futbolcularımıza sesleniyorum. Kenetlenmemiz lazım. Kesinlikle. Yani gerekiyorsa ne derler abi, yani moral motivasyon anlamında ne yapılması gerekiyorsa, o daha önce tabii pandemi şartları falan, o tedbirleri aksatmadan daha önce şampiyonluğu oynadığımız sezonlarda o kulübe baklavalar nasıl gidiyorsa, o kulübe destekler nasıl gösteriliyorsa, bu haftadan itibaren bir şampiyon takıma yapılması gereken moral motivasyon desteğinin GMG Kastamonu Spor'a yapılması gerekiyor. Ya bence seninle kesinlikle katılıyorum. Hatta arttırıyorum. Teknik direktörümüzde Levent Hoca da bence bu 6 maç özelinde takımı kampos olsun. Hı hı. Yani futbolcuların dışarıyla ne kadar az iletişime geçerlerse, ne kadar çok insanla temas ederlerse, ne kadar az insanla temas ederlerse hastalık kapma, pandemi koşulları içerisinde bir sezonda mücadele ettiğimizi düşünmemiz lazım. Hı-hı. Şimdi bu maçta her futbolcumuza ihtiyacımız var bizim bu karşılaşmalarda. Çünkü Kastamonu Spor buradan alacağı puanlar sonucunda ya ligde kalacak ya da Allah göstermesin 3. lige düşecek. Yani buradan istemediğimiz sonuçları elde edersek işimiz gerçekten çok zor. Çünkü Turgutlu gibi, Eyüp gibi maçlar oynayacağız. Evet, ama ben bu camiada şampiyonluk yaşamış Faruk Öcal'ın, şampiyonluklar yaşamış Faruk Öcal'ın deneyimine, daha önce birçok camiada başarılar yakalamış Özgür Yılmaz'ın deneyimine, Recep'in deneyimine, Oğuzhan'ın gençliğine, Metincan Cici'nin bileğine, Mertcan'ın yüreğine, teknik heyetin emeğine ve tüm taraftarlarımızın da istek ve arzusuna bir kenetlenme ortamı olduğu takdirde bu takımın bu 6 karşılaşmada bizim o ortaya koyduğumuz tablonun puanı alabileceğini düşünüyorum ve çok önemli bir 6 hafta gerçekten. Kesinlikle. Serkan, yani ne dersek ya çok önemli, 6 haftadan fazlası zul yani şu an şu ifade. Ya o 20 puan da düşüyor ligde. 10 puan alsak 30. Geri kalan haftalarda da 1-2 sürpriz var diye birlikte elde edebilirsek, mesela senin saydığın Konya Spor, Sivas Belediye Spor gibi maçlardan alacağımız puanlarla ligde kalmayı garantileyeceğiz. Evet, şu anda yorumlar da var. Yorumlara bakayım ben. Ondan sonrasında tekrar devam edelim ve artık toparlamaya geçelim Serkan. Şöyle bir yorumlara bakıyorum. İkili averaja da dikkat etmemiz gerekiyor demişler. Sosyal medyada yorum yaparken oyunculara takıma inandırıcı, güvendirici mesaj atalım. Moral gerekli. Evet, mesela takıma destek olmak için önemli bir durumdur bu. Sosyal medya kullanıyor bütün futbolcularımız. Futbolcularımızı rahat bırakmayalım, olur mu? Onlara destek mesajı gönderelim. Rahat bırakmayalım derken olumlu anlamda rahat bırakmamaktan bahsediyorum. Onlara destek mesajlarımızı gönderelim. Hafta içerisinde sürekli inancımızı aktaralım onlara. Ve taraftar sosyal medya sayfalarına da çok önemli görevler düşüyor. Bu noktada artık GMG Kastamonu Spor'un resmi hesabına da çok önemli görevler düşüyor. Motivasyona ihtiyacımız var. Motivasyon çalışmalarına ihtiyacımız var. Sadece bu futbol sahada oynanmıyor. Saha dışarısındaki etmenler de sahaya yansıyor. Onun için yani diyorum ya, ne kadar iyi hazırlayabilirsek, moral motivasyonlarını ve inançlarını ne kadar üst seviyeye çıkartabilirsek o kadar bu 6 haftalık süreçten birlikte kenetlenmiş bir şekilde başarılı çıkacağımıza inanıyorum. Abdülaziz Baş'ın yorumları var. Elazığ Karabük'ü yener, fark açılır demiştim. Beni şaşırttı komşu demiş. Evet, bizi de şaşırttı bu ama sevindiren bir şaşırtma oldu.
Yaşar Özbey düşen iki takım Mamak ve Karabük olur inşallah. Biz üçüncü olmayız. Kendi rakiplerimiz Sivas, Konya, Mamak içeride yenmemiz, dışarıda Pendik ve Bayburt'tan puan almamız lazım demiş. Ya ben dışarıdaki maçlara artık çok dikkat etmiyorum da, dediği gibi burada iç sahada Mamak, Elazığ, Sirik, Sivas, Konya gibi karşılaşmaları kazanabilirsek, bir de üzerine deplasman alıcımız Karabük Spor galibiyetiyle birlikte kümede kalırız zaten. Biraz önce demiştim ya, futbolculara ve işte teknik heyete olumsuz yorum ya da yönetime. Şu durumda yapılacak durum değil. Sezon biter, ligde kalırız, şapkamızı önümüze alır, tabii, alır kesinlikle. Konuşuruz. Ya bak, işte bu Selim Çay diye bir tabii ki kendi yorumudur. Taraftarımız yorum yapmış. Lütfen bu türden yorumlar değil, yapıcı eleştiriler ve motivasyon verici yorumlar yapalım. Yani 2014 yılından 7 yıldır Kastamonu Spor isim değişikliğinden sonra bu liglerde mücadele ediyor. Bölgesel amatör ligden başlayan bir serüven, 3. lig şampiyonluğu, kupada gruplara kalma başarısı gösterdik. 50 yıl sonra 2. lige çıkma başarısı gösterdi yine Kastamonu Spor. Bunca verilen emeğin karşılığını alacağımız karşılaşmalar bunlar. Hı-hı. Senin de dediğin gibi takımımızı düşürecek, futbolcuları moral ve motivasyonla aşağı çekecek yorumlar değil. Bu süreçte daha böyle yapıcı, onları motive edecek yorumlar yaparsak daha iyi olur. Hı-hı. Sezon sonunda bittiğinde otururuz herkes. Şapkasını, yönetim de şapkasının önüne koyar, teknik heyet de şapkasının önüne koyar, bir düşünürüz. Ondan sonra yol haritasına karar verir Kastamonu Spor Camiası. Ancak şu süreçte tartışmanın, ayrışmanın, moral ve motivasyon kaybına neden olacak yorumlar yapmanın bir anlamı yok bence.